Merhaba. Hepinize güzel günler diler, saygılar sunarım. Bugün size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden iki önemli haberim var. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım kısa konuşmadan, bir diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi grubu arkasından Devlet Bahçeli ile yaptığım yine kısa bir konuşmadan kaynaklanıyor. Fakat hani siyasette etkisi olacak bilgiler. Bir tanesi şu, çok kişiyi ilgilendiriyor. Bu söyleyeceğim gerçekten çok kişiyi ilgilendiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gündür diyor ki, bu göç idaresini suçlayarak ve tabii göç idaresinin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanı Soylu'yu da suçlayarak diyor ki, neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Şu rakamları şeffaf bir şekilde açıklayın. Bunun üzerine tabii İçişleri Bakanı Soylu'dan saçmalıyor gibi bir yanıt gelince, bu da bir hakaret olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından algılandı ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, yöneticileri sosyal medya hesapları üzerinden adeta Süleyman Soylu'yu bombardımana tuttular. İşte bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyu bir daha ortaya attı. Dedi ki, ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Bir takım listeler gidiyor göç idaresine. Tanınmadığı listeler, bunları vatandaşlığa alacaksınız listeleri. Nedir bu? Şimdi bu sorunu belli ki cevabını daha sonra parça parça verecek. Yani bir cevap varsa ortada bu çıkacak. Ama hemen grup toplantısından sonra odasına gittim, bir kısa görüşme yaptım Kılıçdaroğlu'yla ve orada şunu sordum. Neyi kastediyorsunuz? Kastedilen vatandaşlık verilerek belki de seçimlerde Suriyelilerin, Suriye göçmenlerinin toplu halde oy kullanmasını sağlamak mı? Kılıçdaroğlu'nun cevabı evet, bunun tamamen toplu halde vatandaşlık verilmesine yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda elimizde bilgiler var. Listeler gidiyor her gün göç idaresine, şunları 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 vatandaş yapacaksınız diye. Göç idaresi doğru düzgün bir araştırma yapmadan, grup toplantısında söylediği üzere bunların Türkçe bilip bilmediğine bile bakmadan bunları vatandaşlığa alıyor. Bunların içinde kimler var onu da bilmiyoruz. Yani teröristler mi var, başkaları mı var? Bütün bunlar. Dolayısıyla şimdi seçime doğru giderken yeni bir tartışmamız var. Aslında eski bir tartışma yeniden alevlenmiş halde gündemde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı'nın Suriyeli göçmenlere toplu halde ya da büyük miktarlarda vatandaşlık vererek onların da herhangi Türk vatandaşı gibi, sizin gibi, benim gibi seçimlerde oy kullanmasını sağlamak mı istiyor? Tabii bu Suriyeli vatandaşlar diyeceğiz artık, Suriyeli'den dönme vatandaşlar nerelerde daha çok var? İstanbul'da var mı? Var. Antep'te var mı? Var. Urfa'da var mı? Kilis'te var mı? Hatay'da var mı? Mersin'de, Adana'da var mı? İzmir'de var mı? Var. Buralarda daha çok var. Buralarda kullanılan oylar dengeyi değiştirebilir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriyeli göçmenler toplu halde, yani böyle seçme falan değil, onların sayısı herhalde şimdiye kadar yapılanlar 300 küsur bin, 340 bin diye bir sayı var ortalarda. Ama o tabii seçim dengesini değiştirebilecek bir sonuç değil. Sonuçta yani bu vatandaşlığı alınanlar arasında nitelikli insanlar da var. Öğretmenler, doktorlar, mühendisler, mimarlar var. Bundan bahsetmiyoruz. Biz seçimlerde oy dengesini değiştirecek çokluklardan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çıkışını analiz ederken. Şimdi buraya başka itirazlar da geliyor. Efendim işte Ukraynalılar da geliyor. Onlara da mı gideceğiz? Şuna da. Hayır, burada Türkiye'deki, Türkiye'nin nüfus yapısını, seçmen yapısını değiştirebilecek miktarlardan söz ediliyor. Yani Suriye'den göçmen olarak gelmiş ve burada Türkiye'nin nüfus yapısını, seçim yapısını değiştirebilecek miktarlardan söz ediliyor. Bakalım bu tartışma nereye varacak? Diğer konuya geliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında esti gürledi tam anlamıyla. Yani işte Zillet İttifakı diyor, biliyorsunuz o Millet İttifakı'na, yani işte Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ittifakına, Millet İttifakı'na o Zillet İttifakı diyor. İlk defa şöyle bir şeyden söz etti.
Dedi ki bu zillet ittifakı eğer bizim Türk milletinin işte birlik beraberlik arzularını, ki o birlik beraberlik arzularının Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin ittifakıyla temsil edildiğini savunuyor Bahçeli. Bunun iradesini eğer kırarsa, bakın ilk defa muhalefetin, muhalefet blokunun, özellikle Millet İttifakı'nın AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'nı kırabileceğinden söz ediyor. Eğer kırarsa diyor Türkiye bölünmeye gider diyor. Bütün işte vatanseverler, herkes bunun farkında olsun diyor. Bahçeli'nin ağzından daha önce böyle bir ihtimalin olabileceğini duymadık. İlk defa duyuyoruz. Duyduk bugün. Sonra dedi ki madem öyle, çıkarsınlar onlar da kendi çürük adaylarını dedi. Bir bakalım ne oluyor filan dedi. Böyle işte bayağı dedim ya, esti gürledi. Her zaman olduğu gibi. Sonra bitti grup konuşması. Kürsüden böyle inerken bir bakıştı bir milletvekilleriyle. Ben görmedim, açım tersti. Fakat daha açısı uygun olan muhabir arkadaşlar Erkan Haberal, onunla böyle bakışıp görüştüğünü söylediler. Bunun bir anlamı olup olmadığını bilmiyorum ama böyle bir şey var. Sonra şöyle bir söz etti. Mahallenin uşakları, MHP'ye davet ediyorum sizi. Şimdi burada mahallenin uşakları deyince, uşak bildiğimiz hani şey, günlük kullanımındaki uşak değil. Bu daha çok Karadeniz bölgesine mahsus. Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz mahallenin uşağı deyince işte genç insanları anlaşılıyor. Daha çok hani delikanlıları falan anlaşılıyor. Çocukları, delikanlıları anlaşılıyor. Karadeniz lisanında bu var. Yani uşak deyince sevimli de bir anlamı var. Sempatik bir anlamı var. Böyle bir şey var. Mahallenin uşakları, MHP'ye davet ediyorum sizi deyince böyle bir herkes birbirine baktı. Daha doğrusu gazeteciler birbirine baktı. Yani ne demek istiyor falan diye. Sonra ayrılırken, meclisten ayrılırken Bahçeli, ben yetiştim grubun arkasından, bir soru sormak istiyorum diye sordum. Dedim ki kimi kastediyorsunuz? Yani mahallenin uşaklarıyla kimi kastediyorsunuz? O da böyle biraz muzipçe gülerek dedi ki ya mahalleden kimi kastettiğimiz belli değil mi dedi. Siz mahalleden ne anlıyorsunuz dedi. Dedim ki benim mahalleden anlayışımla sizinki farklı olabilir. Yani siz kimi kastediyorsunuz? İşte o, isim vermeyeyim dedi. Ben bu sefer üsteledim, dedim ki acaba İyi Parti'den son Meral Akşener'in son hani bir operasyonu vardı ya, sizlerle daha önce paylaştık. Birkaç yayın önce var. Merak edenler bakabilir. Hani orada bazı isimler geri plana itildi. Mesela teşkilat başkanlığını Koray Aydın'dan aldı. Koray Aydın yine önemli bir göreve sahip. İşte siyasi işler başkanı. Ama kendine bağladı teşkilatı Akşener. Sonra Yavuz Ağır Alioğlu. Yavuz Bey de işte dış Türklerden sorumlu başkanlıktan aldı. O başkanlığa kimseyi, yani o başkanlıktan alıp başka bir görevde vermedi. Hatta daha sonra bu spekülasyonlara yol açtı. İstifa mı edecek filan diye. Ama bir şeye ulaşmadı. Zaten sonra Akşener'le Yavuz Ağır Alioğlu görüştüler ve işte istifa etmiyorum ve partimin içindeyim filan dedi. Peki niye ben bu iki ismi saydım? Yani dedim ki Bahçeli'ye, bu yani orada görevden alınan isimleri mi kastediyorsunuz? Eski arkadaşlarınız, onları mı çağırıyorsunuz? Güldü bu defa. Ya ben dedik isim vermeyeceğim. Yani şifreleri açık etmeyeceksiniz dedim. Etmeyeceğim dedi. Ondan sonra siz dedi yorumlarsınız dedi. Yorumlar ne? Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinden. Evet, Koray Aydın ve Yavuz Ağır Alioğlu gibi özellikle de Karadeniz kökenli isimleri kastediyor diye yorumladılar Milliyetçi Hareket Partili kaynaklar. İkisi de Trabzonlu. Yani hem Koray Aydın hem Yavuz Ağır Alioğlu, ikisi de Trabzonlu ve dolayısıyla doğrudan bir Karadeniz bölgesine şey var, atıf var. Peki böyle bir şey mümkün olur mu? Yani şimdi her iki isim de, Meral Akşener de öyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nden koptular ve İyi Parti'ye, İyi Parti'yi kurdular. Öyle diyelim, hani katıldılar demeyeceğim, onlar kurdu zaten İyi Parti'yi. Şimdi böyle onlar biraz geri plana çekildi. Daha Akşener Parti'yi eski Adalet Partisi gibi daha merkeze, merkez sağa oturtmak istiyor filan. Acaba onlara artık partide yer yok mu diye Milliyetçi Hareket Partisi,
Devlet Bahçeli böyle bir hamlede mi bulundu diye akla geliyor. Yani bir de tabii hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem daha sonra İyi Parti'den kopan işte Ümit Özdağ var. Şimdi Zafer Partisi Genel Başkanı. Ancak hani Karadeniz bağlantısını orada kuramıyoruz filan. Yani o zaten kendi başına bir parti oluşturmakta çok ısrarlıydı. Öyle anlaşılıyordu. Şimdi Bahçeli'nin acaba bu mahallenin uşakları MHP'ye davet ediyorum çağrısı yankı bulur mu? Sadece bu iki isimle sınırlı değil tabii. Benzeri durumda Milliyetçi Hareket Partisi'nden İYİ Parti'ye gitmiş, başka partilere gitmiş isimler var. Onları tekrar yuvaya mı çağırıyor? Evet, baraj şimdi seçim yasasıyla %10'dan %7'ye düştü. Ama bu yolla özellikle Karadeniz bölgesinde, Bahçeli kendini daha mı sağlama almak istiyor? Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha mı güçlendirmek, sağlama almak istiyor? Bunlar hep soru işaretleri ama böyle bir çağrı yapıldı. Gelelim şu daha önce söylediğim, hani kendi adayını çıkarsın bu şey, o zillet ittifakı diyor. Muhalefet partili 6 parti. Burada tabii her gün yeni bir gelişme oluyor. Bugün de Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı Fox TV'de İlker Karagöz'e açıklamalarda bulundu ve dedi ki Türkiye yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası istemiyor. Nedir? Ne demek istedi? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, iki önceki seçimde yani Muharrem İnce'den önce, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikte davranıyordu o zaman. O zaman Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterilmişti. İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliğinden emekli olmuştu o zaman. Görevi bitmişti. Ve tabii başarılı olamadı. Ama onu kastediyor Gültekin Uysal. Yani bir daha böyle dışarıdan, siyaset dışından birisini getirip aday gösterirsek, ki burada doğrudan muhatap Cumhuriyet Halk Partisi, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha çok bakılıyor bu konuda. Böyle bir aday gösterirsek hezimet olur. Erdoğan'ın karşısında bir şansı olmaz. Seçilebilir aday vurgusu zaten sadece Gültekin Uysal değil, daha önce Koray Aydın tarafından, Ali Babacan tarafından, Ahmet Davutoğlu tarafından hep yapılmıştı. Bu çağrıların adresi de doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu acaba kendisini mi altılı masaya getirecek, yoksa Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş'ı mı getirecek? Bu konuşuluyor. Her tarafta bu konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın dün hem Akşener'le hem Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini zaten sizlere yansıtmıştık. Gelişmeleri de sıcağı sıcağına yansıtmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.